Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yıllardan beri siyaset yapıyorum. 10 yıldan beri milletvekiliyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Hayatım boyunca bu ülkenin iyiliği için, gerçekler için, Özgürlük ve demokrasi için mücadele ettim. Ama hayatımın hiçbir döneminde bu provokatör soylunun yaptıkları gibi insanlarımızı aşağılayan, çocuklarımızı terörist yerine koyan başka bir kişilikle karşı karşıya gelmedim. Buna izin veren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zihniyette olduğunu çok iyi biliyorum. Buradan bizi izleyen bütün insanlara bir kere daha seslenmek istiyorum. Muhalefetin ne yapmasını bekliyorsunuz? Bizden ne bekliyorsunuz? Eğer bizden verdiğiniz vergilerin bu ülke için kullanılmasını sağlayın. Bunları birilerinin cebine gitmesini engelleyin. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için mücadele edin diyorsanız ben şimdi örnek vereceğim. Siz vergilerinizi ödüyorsunuz. Bizim kutsal olarak saydığımız görevlerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunun gücü Türkiye'nin birliği ve beraberliğini güvenliğini tüm dış dünyaya karşı koruyacak caydırıcı güçte olmalıdır. Bunun için savunma sanayinde yerli ve milli olmamız gerekiyor. Yerli ve milli olmamızın temel koşulu silahlı kuvvetlerine lazım olan silahları ve teşkilatları Türk silahlı kuvvetlerinin ya da bizim milli sanayimizin üretiyor olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi tank palet fabrikası. Şimdi siz karar verin. Hayatı boyunca hiç tank üretmemiş bir adam. Hiç tank üretmemiş. Elinde tank fabrikası yok. Kardeşleriyle birlikte başka bir işle ilgileniyor. Bahsettiğim adamın adı Ethem Sancak. Başka bir şeyden ilgileniyor. Gidiyor bir gün önünü ilikliyor Cumhurbaşkanının karşısına geçiyor ve diyor ki: "Ya ben bu silah işiyle ilgilenmek istiyorum." bir fabrika açıp silah üretmek istiyorum diyor. O da ona soruyor. Diyor ki yapabilir misin diyor. Ya tek başıma yapamam diyor. Peki nasıl yaparsın diyor. Şöyle yap. Bir diyor sizin gücünüz var. Katar ordusunu bana benim kurduğum şirkete BMC'ye ortak et diyor. Telefonu kaldırıyor. AKP'nin genel başkanı Katar emiriyle konuşuyor. Diyor ki bu adam silah üretecek, milli silah üretecek. Sen buna ortak ol diyor. O da peki efendim olayım diyor. BMC'nin yüzde 49.9 yani yüzde 50 hissesinin sahibi yabancı bir ülkenin ordusu oluyor. Buraya dikkat çekiyorum. Yerli ve milli tank üretecek olan şirketin yüzde elli hissesine yabancı bir ülkenin ordusu hissedar oluyor. Şimdi buradan bütün insanlarımıza ülkemizin yurttaşlarına soruyorum. Buna ana muhalefet partisi olarak göz yumalım mı? Yummayalım mı? Bu adama ne yapıldı? Adam Etem Sanca daha sonra diyor ki ya ben bu arada unuttum diyor. Benim silah üretecek fabrikam yok diyor. Bu sefer diyorlar ki AKP Genel Başkanı Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki bu sefer arkadaş silah fabrikam yoksa bizim Türk askerimizin çalıştığı, bugüne kadar o bir toplarını ürettiği bizim çok güçlü bir fabrikamız var. Burayı sana verelim diyor. Tamam verin diyor ama kaç yıllığına vereceksiniz? Öyle 5 yılla on yılla olmaz diyor. 25 yıllığına sana verelim diyor. Ethem Sancak sen yeter ki iste diyor. Etem Sancak tank palet fabrikası 25 yıllığına veriliyor. Şimdi burada soracaksınız. Kaç paraya verildi diye. Ethem Sancak cevap veriyor. 5 kuruş para vermeden 25 yıllığını aldım diye. Ne kadar kira vereceksiniz diye soruyoruz. Etem Sancak cevap veriyor. 5 kuruş kira vermeyeceğim diyor. Peki bu nasıl oluyor diye soruyoruz. E siz de akıllı olun. Siz de para kazanın diyor. Etem Sancak. Şimdi size soruyorum. AKP'ye oy veren, MHP'ye oy veren vatandaşlarımız olarak biz buna karşı çıkalım mı? Çıkmayalım mı? Etem Sancak. 5 kuruş karşılıksız. Burası verilsin mi, verilmesin mi? Ha bu arada bir şey yapın. Türkçe Dil Kurumu'nun yazdığı bir sözlüğü alın. Karşılıksız bedelsiz beş kuruş bedelsiz bir şeyin verilmesine ne denir? Orada şöyle yapıyor. Peşkeş çekildi denir diyor. Yani peşkeşin karşılığı bu. Şimdi burası bunlara etem Sancağı peşkeş çekildi mi çekilmedi mi? Tank palet fabrikası. Ya diyorsunuz ki Kardeşim çekildiyse çekildi. Adam tank üretecek. Milli mi? Olsun. Katar ordusuyla birlikte üretecek. Peki buna da kabul. Ana muhalefet partisi olarak buna da kabul ediyoruz. Diyoruz ki kaç yılda birinci tankı teslim edecek? 18 ayda. 18 ay geçti mi? Geçti. 20 ay geçti mi? Geçti. Etem Sancak tank palet fabrikasında üretim yapıyor mu? Yapıyor. Ne üretiyor? Tank palet fabrikası bugüne kadar ne üretiyorsa onu üretiyor. Peki bunun üzerine yüzde on iki buçuk kar koyup da alıyor mu? Parasını alıyor. Peki faiz karlar koyuyor mu? Koyuyor. Gene parasını alıyor mu sorgusuz sualsiz? Alıyor. Peki bunu kimle paylaşıyor? Katar ordusuyla paylaşıyor. Katar ordusuyla paylaşıyor. Peki söz verdiği tankı üretti mi? Bir tane tank üretti mi? Hayır. Bir tane dahi tank üretmedi. Şimdi bunu bir söyleyelim mi? Söylemeyelim mi? Etam Sancak diyor ki 25 yıllığına orada bana bir fabrika verdiniz ama benim de bir fabrikam olsun bana bir arsa verin diyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisine 2 milyon metrekarelik bir arsayı 5 kuruş bedelsiz veriyorlar. 5 kuruş bedelsiz. Karşı çıkmayalım mı? Paranız oraya gidiyor. Karşı çıkmayalım mı? Ona Türkiye'nin en büyük teşvini veriyorlar. 1.4 milyar liralık teşvik. Kimin parası? Sizin vergileriniz, hani esnaf çalışamıyor, öğrencilerimiz mağdur, çiftçiler, yoksul diyorsunuz ya. İşte onun karşılığı 1.4 milyar liralık. Onu veriyorlar. Diyor ki, ama bunun altyapısı var, ben yapamam diyor. 60 milyon lira para veriyorlar altyapı için. Ama diyorum ki, 500 dönüm arazi kamulaştırılacak diyor, ben oraya para veremem diyor. Onu da biz veririz diyor, kamulaştırıyor, devlet veriyor. Peki biz bunları söylemeyecek miyiz? Yani bunları bizim ana muhalefet partisinin görevi nedir? Biz bunları konuşmayacak mıyız? Biz bunları konuşursak vatan haini mi oluyoruz? Biz bunları söyleyince terörist mi oluyoruz? Biz bunları söyleyince bizi cezaevine mi tıkacaksınız? Biz bunları söyledik diye milyarlarca lira tazminat parası mı ödeteceksiniz? Merak mı ediyorsunuz bu sorunun cevabını? Ne yaparsanız yapın Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleri söylemeye devam edecek. Bedeli bedeli tüm mal varlıkları elinden gitse dahi. Bedeli yola çıkarken göze aldığı Allah'a emanet edeceği bir canı var. O canını teslim etse dahi sonuna kadar bu milletin parasını fakirin, kuravanın, işçinin, emekçinin, esnafın alın teriyle toplanan paraları bu insanlara peşkeş çekilmesine sonuna kadar mücadele edecek. Biz ne yapacağız? Biz de Cumhuriyet Halk Partisi liderinin arkasında dimdik bedeli ne olursa olsun milletimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. İşte 100 bin lira tazminat, 1 milyon lira tazminat, 200 bin lira tazminat, cezaevi ne olursa olsun. Attınız Enis Berberoğlu'nu. Enis Berberoğlu'nu casus dediniz. Zindanlara attınız. Peki ses çıkartmayacak mıyız? çıkarttık. Dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir adaletsizliktir bu dedik. Adalet olmadan Türkiye tekrar inşa edilemez. Güçlü bir Türkiye olamaz dedik. Cumhuriyet Halk Partisi dünyada bugüne kadar yapılmış en büyük adalet yürüyüşünü yaptı. En büyük adalet. Böyle bir yürüyüş yapılmamış. Milletiyle kucaklaştı, milyonlarla kucaklaştı vazgeçtiler mi? Vazgeçmediler. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı kabul ettiler mi? Etmediler. Peki şimdi Cumhurbaşkanı ne diyor? İyi bir anayasa yapmalıyız diyor. Ya mevcut anayasayı kabul etmiyorsun. Mevcut anayasayı uygulamıyorsun. Bu kanun mudur? Kanundur. Mevcut anayasa ne diyor? Anayasa mahkemesi ne diyor? Enis Berberoğlu'nu yargılama usulün doğru değildir. Enis Berberoğlu'nun aldığı suç bunun karşılığı değildir. Enis Berberoğlu'nu tekrar yargılamak istiyorsan yargılayabilirsin ama onu tutup da cezaevine koyamazsın. Onu derhal serbest bırak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönder diyorsun diyor. Alt mahkeme 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimi buna diyor ki hayır ben bunu kabul etmiyorum diyor. Bu gücü nereden alıyor? Nereden alabilir bu gücü? Yani Anayasa Mahkemesi kararının reddedilme gücünü bu hakim nereden alıyordur? Bunu kendinize sorun. Bir cevap veriyoruz. Hiç çekinmeden milletin gözünün içine baka baka çünkü kendisi söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan eğer bunu istemezse, eğer bunun yasaların uygulanmasını isterse, HSYK'ya, oraya, onlara der ki, sizi göreve çağırıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları uygulamayan bu mahkemeyle ilgili gereğini yapın der. Öğrenciler için diyorsun ya, terörist diyorsun ya, hedef gösteriyorsun ya. Biz kendi içimizde seçmek istiyoruz direktörümüzü diyen öğrencileri tutup karakola gönderiyorsun ya. Senin eee İçişleri Bakanın provokatör, soylu, onlara teröristlerle bağlantıları vardır diyor ya. E ne oldu dışarı çıktılar. Özür dilemeyecek misin? Suratın kızarmayacak mı? Bu millete bunun hesabını vermeyecek misin? Bunlar Bizim çocuklarımız, sizin çocuklarınız. Biz bunların hakkını, hukukunu korumayalım mı? Ana muhalefet partisine milletimizin bir mesajı var mı? Siz çocuklarımızı terörist ilan ediyorlar. Çocuklarımızı jopluyorlar. Çocuklarımızın kafalarını tutup öne eğiyorlar. Çocuklarımızı karakola götürüyorlar. Oysa biz onlar okusun, vatana, millete hizmet etsin diyorduk. Siz buna rağmen susun mu diyorsunuz? Muhalefet etmeyin mi diyorsunuz? Biz buna inanmıyoruz. Milletimizin bize böyle bir şey söylediğine inanmıyoruz. Bir köy, bir köy oranın muhtarını seçerken birinci koşul nedir? Köylü oyu kullanacak. Köylü. İkinci koşul ya muhtar o köyden olacak ya. Muhtar o köyden olacak. Sen dışarıdan adamı getiriyorsun bir. İki oranın insanlarına oy kullandırmıyorsun. İki üç liyakat sahibi olmayan adamı orada oturuyorsun. Dört adam yalancı. Neden yalancı rektör? Diyor ki dünyada üniversitelerin rektörlerinin üniversite için seçimle atandığı başka bir yer yoktur diyor. Ben de ispatlıyorum. Ben de ispatlıyorum. Hollanda var diyorum, Danimarka var diyorum. Bütün ülkeleri sayıyorum. Bana yalancı desene. E ben gerçekleri söylüyorum, söylemeyeyim mi? Söylemeyelim mi artık gerçekleri? E gerçekleri söyleyince tazminat davalarına hükmediyorlar. Peki susalım mı, bundan korkalım mı? Gerçekleri söyleyince sizi tutup hapsediyorlar. Peki bu evlatlarımızın, bu insanlarımızın hakkını, hukukunu savunmayalım mı? Değerli arkadaşlarım, sevgili vatandaşlar, siz hani çalışır çalışmaz, çocuğunuz doğar doğmaz vergi ödemeye başlıyor ya. Hani bugün internet nedeniyle elinde televizyonu olmayan çocuklarımız, elinde tableti olmayan çocuklarımız, milli eğitimin verdiği dersleri, EBA'dan izleyemiyor ya. Bu ülkenin 21. yüzyılda hala çocuklarının elinde bir tableti, televizyonu, interneti yok ya. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'nin de kasasında para yok deniliyor ya. Ana muhalefet partisi olarak biz ki bu kocaman bir yalandır diyoruz. Neden? İspatlıyoruz. Bakın 2016 yılında Marif Vakfı diye bir vakıf kurulmuş. Vakfın o günkü atanan bütün yönetim kurulu üyeleri AKP'nin ya eski milletvekili ya da AKP'nin öngördüğü Bilal'e yakın isimler. Hepsi. Bu Marif Vakfı'na bu yıl tam 1.2 milyar lira para aktarılıyor. 1.2 milyar lira. Eski parayla katrilyon yani aktarılıyor. Peki biz soruyoruz. Ne yapacak bu? Efendim yurt dışında Fethullah terör örgütünden arta kalan okulları alacak, oralarda kullanacak. Ana muhalefet partisi şunu sorsun mu, sormasın mı? Yahu bırak Fethullah terör örgütünün okullarını. Türkiye'de sen kendi öğrencilerine Tablet ve televizyon verebiliyor musun, veremiyor musun? Efendim para yok. E peki para yoksa buraya neden 1.2 milyar lira para aktarıyorsun? Peki bu 1.2 milyar lira ne kadar tablet eder? Yaklaşık 2 milyon tablet ediyor. 2 milyon tablet. Senin öğrencin Türkiye'de 2 milyon tableti, ellerini açmış eğitim yapacağım çocuk okuyacağım diyor. Anne baba per perişan ama sen götürüyorsun Bilal'in sevgili Bilal'inin için içinde olduğu ona para aktarıldı. Onun vakıflarına para aktarıldı ve içinde AKP'lilerle doldurduğun bu vakfa 1.2 milyar lira para aktarıyorsun. E, söylemeyelim. Bunu da söylemeyelim. Peki o zaman biz bizim ne yapmamızı istiyorsunuz? Biz önümüzü ilikleyip de her televizyonların karşısına çıktığınızda bu AKP müthiş bir siyasi partidir. Bu AKP öğrencileri koruyor, üniversiteleri koruyor. Bu AKP yandaşlarına para vermiyor. Bu AKP Türkiye'nin bir kuruşu varsa vatandaşına harcıyor diye Yalan söylememizi mi istiyorlar? Hem hakkın karşısında, hem hukukun karşısında, hem milletin karşısında yalan söylenmemiz mi isteniyor, isteniyor? Yoksa gerçekleri birisi söylesin mi deniyor? Gerçekleri birisi söylesin deniyorsa bedelini ödemesine rağmen hiçbir adım geriye atmayan Kılıçdaroğlu öldürülmek istendi, linç edilmek istendi bir tek adım geri atmadı, gereğini yapıyor. Arkasında da biz gereğini yapmaya devam ediyoruz. Rektör nasıl bir rektör istiyorsunuz biliyor musunuz? İşte böyle bir rektör. Numan Kurtuluş Gaziantep Üniversitesi'ni ziyaret ediyor. Belediye başkanları orada. Rektör nerede? Rektörün koltuğunda kim oturuyor? Numan Kurtulmuş oturuyor. Rektör nerede? Masanın yanında el pençe duran kişi. Türkiye Cumhuriyeti bunu hak etmiyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Bizim evlatlarımız bunu hak etmiyor. Sen akademisyensin. Makamında oturursun, gelen kişi karşına oturur, gereğini söylersin. Hayır, onu yapmak istemiyor musun? Makamın karşısındaki iki sandalyeye karşılıklı oturursunuz, Öyle konuşursunuz. Ama bir, bu rektörlere öğrenci saygı duyar mı? Saygı duyar mı? Öğretim görevlileri saygı duyar mı? Biz bu ülkenin yetiştirdiği insanların önünde saygıyla önümüzü iliklemek istiyoruz. Yandaşların değil. Provokatörlerin değil. Biz bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının karşısında önümüzü iliklemek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bunun için mücadele ediyor. Ve bunun için de mücadele etmeye sonuna kadar devam edecek. Teşekkür ederim. Buyurun. Ee, siz bu nasıl Kim? Edin? Mesela Yunan ordusunun askerleri Lozan Antlaşması'yla silahsızlandırılmış olan Ege adalarına askerleriyle beraber çıktı. Devletin gücünü sınadılar bizim gücümüzü sınadılar. Ne yaptınız? Soruyorum. Ne yaptınız? Bizim orada hakkımızı ve hukukumuzu koruyacak hangi adımı attınız? Gücünüz Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerine mi yetiyor? O öğrencilere mi yetiyor? Uluslararası sularda bize ait bir gemi Türk bayrağı dalgalanıyor. Yunan bir komutanın gemisiyle önü kesiliyor. Gemimize çıkılıyor. Saatlerce o gemimizde işgal ediliyor o gemi. Ne yaptınız? Sizin gücünüzü sınadılar orada. Ne söylediniz? Ne yaptınız? Sizin gücünüz hakkını, hukukunu arayan çiftçilere mi yetiyor? Esnafa mı yetiyor? Sokakta tekrinlediğiniz memurlara mı yetiyor? Maden işçilerine mi yetiyor sizin gücünüz? Sizin gücünüz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına yetiyor da sınanmayacak bir gücü Yunan'a karşı neden kullanmıyorsun kardeşim? Neden kullanmıyorsun? Süleyman Şah türbesi kaçırılırken senin gücün neden yetersiz kaldı da YPG'li PKK'lı militanlarla birlikte yurt dışındaki tek toprağımız dalgalanan bayrağımızın bütün varlığını oradan kaldırıp kaçırma cüretine tahammül gösterdiniz. Sizin gücünüz masumlara, öğrencilere kendi vatandaşlarınıza yetiyorsa sizin gücünüz Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü olmaktan çıkar. Siz kendi evlatlarınızı koruyun, kollayın. Türkiye'nin düşmanlarına karşı yüzünüzü çevirin. Kendi evlatlarınıza karşı değil. Onları soplamayın, ne yapsın? Öğrenciden ne istiyorsunuz? Memurdan ne istiyorsunuz? Çiftçiden ne istiyorsunuz? Madenciden ne istiyorsunuz? Gücünüzü onlarda sınamayın. Gücünüzü sınamanız gereken yerlerde sınayın. Başka Arkadaşlar çok açık söyledim ama bunu yayınlamıyorsunuz. Ne yapayım şimdi? Ya da yazmıyorsunuz. Gözünün kararmasının nedenini söylüyorum. AKP Genel Başkanı'nın gözünün kararmasının nedenini söylüyorum. Yani pandemiye rağmen, yani Sağlık Bakanı'nın söylemlerine rağmen, Sağlık Bakanı'nın söylemlerine rağmen, eğer kongreler tıklım tıklım dolacak, orası alkış kıyamet olacak diyorsa bu daş daha önceden yaşadığı bir travma nedeniyle. Bir travma nedeniyle yapıyor bunu. Yani oradaki insanların hayatını hiçe sayıyorsa onun için daha önemli olan kendi içsel bir travması var. Bu travmanın nedeni daha önceden AKP kongrelerinden bağlantı yaptığında o kongrelerin bomboş olduğunu gördü olanların kendisini alkışlamadığını gördü. Onları uyardı neden alkışlamıyorsunuz diye. Bunlara rağmen alkışlanmadığını gördü. Şimdi AKP genel başkan yardımcıları dahil olmak üzere hepsini görevlendirdi. Oralar tıklım tıktım olacak. Herkes alkışlayacak. Ben de bunu göreceğim. Bedeli bu dedi. Bedeli bu dedi. Bana böyle bir travma yaşattınız dedi. O travmanın karşılığında bunları yaşatıyor. Yayınlayın herkes de bilsin. Tamam teşekkür ediyorum.